Ama ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki, o işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var. Ve aynen cümle şu. Kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. İş güvenliği olumsuz etkileniyor. Söylemiş Sayın Bakan, söylemiş. Gitti, ne yaptın orada ya? Turistik gezimi yaptı. Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. Denetime gidilmiş. Bakın. İnsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta. Yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Kader planı. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Kayıtlara girsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor. Diyor ki şükürler olsun, hamdolsun 41 cenazemize 24 saat içerisinde ulaştık. Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz. Ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakta övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları, hep yoksul çocuklarım ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları kader, kader, kader. Hep bize mi bu kader ya? Değerli arkadaşlar, şöyle söylemiş. Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın. Dalga geçebilir. Hayır, dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum ya. Lanet olsun sizin kaderinize, kader, kader, hep bize kader.